Selam merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bugün size yeni evli bir çiftten ve neredeyse serbest kalan bir katilden bahsedeceğim. Polisin insanüstü çaba harcayarak yakaladığı katilin birkaç kişinin çocukça davranışı yüzünden serbest kalabilme ihtimali beni çok sinirlendirdi. Sizin de duymanız gerektiğini düşündüm. Ama şimdilik hiç uzatmıyorum, hemen konuya başlıyorum. Nikola veya ailesinin ona hitap ettiği şekliyle Nicky, 1965 Temmuz'da İngiltere'de dünyaya geliyor. İki kardeşler, kendinden küçük bir kız kardeşi var ve ailesinin anlattığına göre utangaç, kendi halinde, sessiz sakin biri. Bir alışveriş merkezinde satış görevlisi olarak çalışıyor ve 92 yılının Haziran ayında Harry ile tanışıyorlar. Tanıştıklarında Nicky 27 yaşında, Harry 45 yaşında. Harry o zamanlarda yeni boşanmış, 3 yaşında bir kız çocuğu var. Ve onları tanıyan herkes şu konuda hemfikir. Harry'nin ve Nicky'nin karakterleri birbirinin tam tersi. Nicky ne kadar utangaç ve kendi halinde biri ise Harry de o kadar sosyal ve dışa dönük. İlk tanıştıklarında Nicky'nin ailesi bu ilişkiden çok da emin olamıyor. Hem aralarında 18 yaş olduğu için hem de dışarıdan bakıldığında çok farklı göründükleri için. Harry araba alım satımı yapan biri, genelde telefon üzerinden hallediyor işlerini. Ve genelde arabaları açık arttırmalardan alıyor. Şöyle bir durum var. Harry hiçbir zaman okulda başarılı olamamış. Disleksik olduğu için okuma yazma konusunda çok zorlanıyormuş. Ve sadece okul zamanlarında değil, 40'lı yaşlarında da çok zorlanıyor. Ama iyi bir anlaşmayı asla kaçırmayacak kadar iyi anlıyor ticaretten. İşinde çok başarılı olduğu için ve ağzı çok iyi laf yaptığı için çevresindeki bazı insanlar Harry'nin dolandırıcı olduğunu düşünüyorlar. Dolandırıcı olduğunu gösteren hiçbir şey yok ama zaman zaman yalan söylediği biliniyor. Harry araba satışlarından sonra ödemeyi nakit alıyormuş. Bu da demek oluyor ki çoğu zaman yanında yüklü miktarda nakit taşıyor. Bir araba alabilecek kadar yüklü miktarda nakit taşıyor. Onu tanıyan birkaç kişinin anlattığına göre satışlardan sonra mesela içmeye gittiklerinde cebinde taşıdığı nakitten bahsediyormuş. Diyorlar ki bize gelip cebimde 40 bin pound var diyordu. Biz de muhtemelen cebinde 4 bin pound vardır diye düşünüyorduk. Yani parası yokken param var demiyor. Parası var gerçekten, sadece abarttığı kadar değil. 92 Haziran'da tanışıp tanışmalarından 2 ay sonra Ağustos'ta evleniyorlar. Nicky'nin annesi diyor ki Harry ile evlenmek istediğini duyduğumda çok şaşırdım. Yeterince uzun zamandır birbirlerini tanıdıklarını düşünmüyordum. En azından birkaç ay daha beklemeleri için Nicky'yi ikna etmeye çalıştım ama Nicky çok kararlıydı. İkna edemedim. Nicky'nin kız kardeşi de şöyle bir şey söylüyor. Nicky içine kapanık birisiydi. Onu tanımak uzun zaman alırdı. Ama eğer arkadaş olursanız bu arkadaşlığın hayat boyu devam edeceğini bilirdiniz. Harry de oldukça karizmatik biriydi. Nicky'ye çok iyi davranıyordu. Her zaman kapısını açıyordu. Evde her zaman taze çiçekler oluyordu. Ona küçük hediyeler alıyordu. Harry'nin hayatın tadını çıkarmayı biliyor olması Nicky'yi de iyi yönde etkiliyor. Harry renkli bir karakter. Nicky'yi de hayattan keyif alması konusunda cesaretlendiriyor. Ailesi Nicky'deki bu olumlu değişiklikleri fark ettikten sonra Harry'i sevmeye başlıyor. Onu da aralarına kabul ediyorlar. Hatta Harry ailenin en popüler üyelerinden biri oluyor. Aile yemeklerinin aranan yüzü haline geliyor. Evlenmelerinden 2 ay sonra Sussex'te bir ev buluyorlar. Şimdi Harry fiyatını makul bulduğu bütün arabaları satın aldığı için büyük bir otoparka ihtiyacı var. Bu yeni buldukları evin hemen arkasında da otopark var, ücretsiz. Tam istedikleri gibi bir ev, hemen taşınıyorlar. 9 Şubat 1993'te Harry gününün çoğunu yakın bir arkadaşıyla geçiriyor. 13 yıllık arkadaşı araba satın almak istiyormuş. Harry de açık arttırmayla araba satın alabilecekleri bir yere gitmeyi teklif etmiş. Saatlerce orada araba bakıyorlar. Akşamda Nicky'nin planı var. Arkadaşlarıyla buluşacaklar, yemek yiyecekler. Nicky hazırlanıp yemeğe gidiyor. Akşam saat 11'de Harry de onlara katılıyor. Aslında Nicky'yi almak için gelmiş ama gelmişken birazcık oturmuş muhabbet etmiş. Yemekteki diğer insanların anlattığına göre o gün çok mutlu görünüyorlarmış. Bir hafta sonrası için tatil planı yapmışlar. Özellikle Nicky tatile gidecekleri için müthiş heyecanlıymış. Yemekten sonra beraber eve dönüyorlar. Bir sonraki gün 10 Şubat Çarşamba. Harry sabah erkenden büfeye gidip gazete alıyor, sonra da tekrar eve dönüyor.
Evle büfe arası çok yakın. Yani gidip gelmesi birkaç dakikasını alıyor. Normalde Nikki ve annesi sürekli iletişim halindelermiş. Neredeyse her gün telefonda konuşuyorlarmış. O sabah da annesi Nikki'yi arıyor. Sabah 8.45'te arıyor ama telefon meşgul. 5 dakika sonra tekrar arıyor, yine meşgul. Bu şekilde 5 dakikada bir aramaya devam ediyor. Saat 9.15'e kadar ama telefon hep meşgul. Annesi bu durumdan şüphelendiği için Nikki'nin çalıştığı mağazayı arayıp bugün işe geldi mi diye soruyor ama gitmemiş. Nikki'nin ailesi akşam üzeri Nikki ve Harry'nin yaşadığı eve gidiyorlar. Fark ettikleri ilk şey Nikki'nin ve Harry'nin arabaları. İkisi de orada. Evin arka kapısındaki pencereden içeri baktıklarında Nikki'nin eşyalarını görüyorlar. Çantası, cüzdanı, anahtarları hepsi masanın üzerinde. Yani bir yere gitmiş olamazlar. Evde olmaları lazım ama kapıyı açan olmuyor. Polisi arayıp kontrol etmelerini rica ediyorlar. Akşam saat 6-7 arasında polis geliyor. Evin iki kapısı var, ikisi de kilitli. Polisler eve girebilmek için kapılardan birini kırmak durumunda kalıyorlar. Giriş katında herhangi bir mücadele izi yok. Yavaşça evi aramaya başlıyorlar ve ilk önce Harry'i buluyorlar. Giriş kattaki odalardan birinde cansız halde yatıyor. Bir kez vurulmuş ve yüzü deri ceketiyle örtülmüş. Üst kata çıktıklarında da yatak odasında yerde Nikki'yi buluyorlar. Nikki 4 kez vurulmuş ve üzeri yatak örtüsüyle örtülmüş. Nikki'nin ve Harry'nin cenazeleri 6 ay önce evlendikleri kilisede yapılıyor. Evde çok az delil var. Sadece mermi kovanlarını buluyorlar. Bunların dışında cinayetleri kimin işlediğini gösteren hiçbir kanıt yok. Sadece şöyle tuhaf bir durum var. Alt katta Harry'nin bulunduğu odada yerde ve Harry'nin üzerinde çok miktarda beyaz toz var. Etrafa saçılmış halde bir de yerde küçük bir poşet var. Bu en küçük kilitli poşetlerden. Onun içinde ve yerde bir sürü beyaz toz var. Bu beyaz tozu gördüklerinde polislerin aklında bir senaryo canlanıyor. Harry aslında yasa dışı madde satıyordu. Oradan kazandığı paraları aklayabilmek için de araba ticareti yapıyormuş gibi görünüyordu. Birçok açıdan mantıklı olan bu senaryo, beyaz tozun laboratuvar analiz sonuçları geldiğinde doğru olma ihtimalini kaybediyor. Çünkü toz şeker. Yasa dışı bir madde değil, toz şeker. Polisler bilgisi olabileceğini düşündükleri herkesle konuşuyorlar. Bütün ipuçlarını araştırıyorlar. O bölgede yaşayan, çalışan neredeyse herkesle konuşuyorlar. O bölgede okula giden çocuklar da dahil. Araştırmanın ilk zamanlarında edindikleri birkaç bilgi var. Size birazcık onlardan bahsedeyim. İlk olarak olayın yaşandığı gün sabah saat 6.30'da bir postacı arabasıyla sokaktan geçerken önüne mavi bir araba çıkmış. Bir Ford Escort, sürücüsü 35-40 yaşlarında bir adammış. Tam da evin önünden yola çıkmış ve sokaktaki tek araba oymuş. Postacının arabası dışında sokaktaki tek araba oymuş. Başka bir görgü tanığı saat 7.05'te krem rengi bir Sierra'dan inen iki adam olduğunu söylüyor. Adamlar eve doğru yürüyorlar. Eve girdiler mi bilinmiyor ama evden çıktıklarını gören hiç kimse yok. Başka bir kadın saat 8.05'te evin arkasında siyah Jaguar'a benzeyen bir araba görmüş. Arabadan yere kadar uzanan siyah paltosu olan bir adam inmiş. Edindikleri bilgiler bu kadar. Bütün bu ipuçlarını araştırıyorlar ama hiçbiri polisi bir yere götürmüyor. Sadece şunu öğreniyorlar. İki komşuları silah sesleri duymuş. Daha doğrusu silah sesine benzeyen sesler duymuşlar. Sonradan öğreniyorlar ne olduğunu. Sesi duyduklarında herhalde radyonun sesi çok açık, uyarmak için duvara vuruyorlar diye düşünmüşler. Komşuları diyorlar ki bunu yapan kişi tanıdıkları biri olmalı. Harry de Nikki de tanımadıkları insanlara kapıyı açmazlardı. Onları evlerine almazlardı. Polisler bu araştırmaları yaparken, insanlarla konuşurken yanlarına biri geliyor. Sokaktaki bankanın yöneticisi. Bankanın dışındaki kameranın sokağı gördüğünü söylüyor ve güvenlik kamerası kayıtlarını polislere veriyor. Bu aslında çok güzel bir gelişme ama sokağın en yoğun olduğu saatler. Yüzlerce araba geçmiş o sokaktan. Ekstra bilgiye ihtiyaçları var. En azından neyi aradıklarını bilmeye ihtiyaçları var. Kayıtta Harry'nin 8.30'da gazete almak için büfeye girdiği görülüyor. Bu da şu demek, her ne yaşandıysa 8.30'dan sonra yaşandı. Çünkü 8.30'da Harry hala hayatta. En önemli kanıt cinayetlerden birkaç gün sonra bulunuyor. Sebebini hiç kimse bilmiyor ama Harry son zamanlarda telefonla yaptıkları bütün görüşmeleri kaydetmeye başlamış. Kayıttaki bütün aramaların kim tarafından yapıldığını bulabiliyorlar bir arama hariç. Olaydan bir gün önce akşam Harry bir telefon görüşmesi yapmış. Nasılsın, ne yapıyorsun, dün geldim yoktun gibi birazcık havadan sudan bahsettikleri bir konuşma yapıyorlar. Konuşmanın sonunda da bir sonraki gün sabah 8'de buluşmaya karar veriyorlar.
Bu durum insanlara çok ilginç geliyor. Harry normalde öğlene kadar uyuyan birisi. Nasıl bir sebep onu sabahın 8'inde biriyle buluşmaya ikna etmiş olabilir? Telefon kaydını ailelere ve arkadaşlara dinletiyorlar ama hiç kimse bu sesin kim olduğunu çıkartamıyor. Harry konuşurken Steve diye hitap ediyor ona. Yani arayan kişinin adını biliyorlar ama hangi Steve? Steve'in kim olduğunu bilmiyorlar. Bundan daha önemli olan şey de Steve bu konuşmanın bir kaydı olduğunu bilmiyor. Polisin onu araştırdığını bilmiyor. Bir yandan Steve'i araştırırken bir yandan da diğer muhtemel şüphelilere bakıyorlar. Davanın başındaki dedektif diyor ki Harry'nin hayat tarzından dolayı konuşmamız gereken çok fazla insan vardı. Çok sayıda insana çok sayıda yalan söylemiş. O insanlardan çoğu bize bu yalanları anlattı. Bir sürü bilgi verildi. Artık bunalacağımız kadar çok bilgi verildi. Ve bu bilgilerden bazılarının yalan olduğunu öğrendik. Bazılarının da abartılmış olduğunu öğrendik. Cinayetlerden birkaç gün önce komşularının birinden 13 bin pound almış. Parayla araba alacakmış, sonra da arabayı satacakmış, kârı da bölüşeceklermiş. 13 bin poundu 20 poundluk banknotlar halinde almış. Parayı bankaya yatırmamış ve harcamamış. Paranın en azından bir kısmının evde olacağını düşündük ama evde bulamadık. Araştırmalarımızın ilk zamanlarında Harry'nin eline çalıntı bir araba geçtiğini öğrendik. Bir BMW satın almış, parçalarına baktığında parçalarının numaralarının değiştirildiğini görmüş. Ve bu durumu polise ihbar etmiş. Yani bu bir intikam da olabilir. Yani bunlar sadece örnekler. Harry'nin hayatı bunun gibi bir sürü örnek içeriyordu, diyor. Harry bu çalıntı arabayı polise ihbar etmeye gittiğinde polis birkaç kişiyi yakalıyor ve birkaç arabaya el koyuyor. Yani birileri büyük para kaybediyorlar. O insanların intikam almak istemiş olması olası bir durum. Devam etmeden önce bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Polisler haklı olarak Harry'ye odaklanıyorlar. Asıl hedef Harry'ydi, Nicky sadece şahit olduğu için öldürüldü. Bunun tam tersi olmuş olabilir mi? Asıl hedef Nicky'ydi de Harry olaya şahit olduğu için öldürüldü, böyle bir şey olabilir mi diye düşünmüyorlar bile. Bu da Nicky'nin ailesine şunu düşündürüyor. Kızımızı Harry yüzünden kaybettik. Nicky'nin babası bir röportajında diyor ki o günlerde Harry'yi suçladık. Nicky'yi tehlikeli bir durumun içine soktuğunu düşünüyorduk. Sinirliydik, birini suçlama eğilimindeydik, Harry'yi suçladık. Telefon kayıtları da öyle. Polisin araştırmaya değer gördüğü bütün kayıtlar Harry'nin kayıtları. Steve'le olan konuşması öyle mesela ya da Colin diye birisi aramış. Harry'nin eski iş ortağı. Onun kaydı birazcık daha tehditkar. Diyor ki, Harry merhaba ben Colin. Yarın sabah geleceğim, ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Bu akşam bana yaptığın şeyle alakalı. Çünkü sana çok sinirlendim ve bunun hesabını vereceksin. Görüşmek üzere. Yarın geleceğim demiş ama kayıt 3 ay öncenin kaydı. Colin'i bulup bu mesajın sebebini soruyorlar. O zamanlarda bir sıkıntı yaşamıştık ve çok sinirlenmiştim ama sonra bir daha hiç görüşmedik diyor. Şimdi size bu olayın en üzücü yanlarından birini anlatacağım. Cinayetlerden 3 hafta sonra yatak odasında Nicky'nin yanında buldukları telefonu inceliyorlar. Redial tuşu var ya, bastığınızda son aradığınız kişiyi tekrar arayan tuş. Ona basıyorlar. 999 operatörü açıyor telefonu. Yani İngiltere'nin 911'i aranmış. 999 kayıtlarına bakıyorlar. Ne polis ne de ambulans yönlendirilmemiş. Ve neden biliyor musunuz? Nicky 3 kez vurulduktan sonra telefona ulaşıp arama yapmayı başarıyor saat 8.43'te. Ama çenesinden vurulduğu için konuşamıyor. Konuşamadığı için operatör aramayı yapan kişinin bir çocuk olduğunu düşünüyor. Bir çocuğun şaka olsun diye aradığını düşünüyor. Bu yüzden de hiç kimseyi yönlendirmiyor oraya. 6 dakika telefonda kaldıktan sonra konuşmayı sonlandırıyor operatör. Prosedüre göre ne olursa olsun bu aramayı polise yönlendirmesi lazım. Ama yönlendirmemiş. Yani Nicky'nin annesi ya birkaç gündür konuşmuyoruz bir arayayım dediğinde telefon meşgul çalıyordu ya. Nicky yardım hattını aradığı için meşgul. Annesini sanki hissetmiş gibi tam da o anda aramış olması çok ilginç değil mi? Polisler hiçbir ipucu onları katile götürmeyince ellerindeki son kozu kullanmaya karar veriyorlar. Davanın başındaki dedektif diyor ki ilk günlerde Steve'le yapılan konuşmanın kaydını herkesten gizledik ki haberi olmadan onu araştırabilelim. Bu taktik düşündüğümüz kadar işe yaramayınca da bu sefer yayabildiğimiz kadar yaymaya karar verdik. Bu sebeple de kaydı Crime Watch programına gönderdik. Bir şey diyeceğim, düşündüğümüz kadar işe yaramayınca dediği de şu. Harry ile öyle ya da böyle bir şekilde ilişkisi olabilecek 85 Steve buluyorlar sistemde. Ve bu sayı gün geçtikçe artıyor.
Neredeyse hepsiyle konuşuyorlar ama davada herhangi bir gelişme olmuyor. Bu sebeple de cinayetlerden 2 ay sonra Crime Watch programında bu ses kaydını yayınlıyorlar. Programda kaydı yayınlamak gerçekten işe yarıyor. 160'tan fazla ihbar alıyor polis. İhbarlardan 2 tanesi isimsiz olarak yapılıyor. Diyorlar ki sesin sahibi Steve Young, Pembridge'de yaşıyor. Polisi arayıp o kişi Steve Young diyenler olduğu gibi Steve'i arayıp programı izliyor musun, bu muhtemelen senin sesin diyen insanlar da var. Ama Steve sesin ona ait olmadığını iddia ediyor. Demiştim ya, sistemde 85 Steve var, birçoğuyla da görüşmüşler diye. Görüştükleri Steve'lerden birisi Steve Young. Görüşmelerinde demiş ki Harry'nin sigorta işini yapıyordum. Tek ilişkimiz sigorta işiydi, arkadaş değildik. Bir süre görüşmedik ama geçen yıl Mayıs ya da Haziran ayında buradaki bir barda karşılaştık. Peki en son ne zaman görüştünüz diye sormuş polis. Steve de galiba Perşembe ya da Cuma'ydı. Sigortasının süresi dolmak üzereydi, onunla ilgili aramıştı demiş. Yani en son olaydan 5-6 gün önce konuştuk diyor polislere. Yani polis de ilk görüşmelerinde bunu söylüyor ve yalanının ortaya çıkacağını da düşünmüyor. Çünkü Harry'nin telefon görüşmelerini kaydettiğinin farkında değil. Kaydın yayınlanmasından 2 gün sonra polis merkezine gidip yazdığı ifadeyi teslim ediyor onlara. İfade de şunları anlatmış. Kayıttaki sesin bana ait olduğunu düşünüyorum. Harry, eğer iyi arabalar bulursan başkasına satmadan önce bana sor demişti. Müşterilerimden birinin satmak istediği bir Porsche vardı. Harry'ye haber verdim ama hatırladığım kadarıyla benimle tekrar iletişime geçmedi. Ama fiyat düştükçe arabayla ilgilenmeye başladı. Arabayı görmek için bir buluşma ayarlamamı istedi. Saat 8'de buluşacaktık aslında ama yol çalışmasından dolayı 8.20'de varabildim. Ön kapıya gittim, kapıyı çaldım ama kapıyı açan olmadı. Bütün perdeler çekiliydi, muhtemelen uyuyorlardır diye düşündüm. Biraz yürüyüş yaparak zaman geçirdim. 8.40'da tekrar geldiğinde tekrar kapıyı çaldım, yine açan olmadı. Ben de iş yerime gittim. Steve'in polise teslim ettiği yazılı ifade bu şekilde. Tam olarak Steve'in polis merkezine gidip bu ifadeyi teslim ettiği zamanlarda polis de Steve'in yanına gidip onunla konuşmak üzere. Onu alıp sorgu odasına götürüyorlar. Eğer kayıt gün yüzüne çıkmasaydı, eğer Crime Watch'ta çalınmasaydı bizimle iletişime geçer miydin diye soruyorlar. Steve de muhtemelen hayır cevabını veriyor. En önemli tanıklardan birisin, 9 hafta sonra bizimle iletişime geçtin, neden diyorlar. Steve de şöyle cevap veriyor, işinize yarayacak bir bilgiye sahip olduğumu düşünmüyordum. Kayıt olayını da aklımdan çıksın diye söyledim, bu olaya dahil olmak istememiştim. O gün hangi arabayı kullandığını soruyorlar. Beyaz bir Golf diyor. Peki silahın var mı diye soruyorlar. Evet, bir tüfeğim, 4 de tabancam var diyor. Hem silahları olduğu için hem de cinayetin işlendiği sıralarda cinayet mahallinde olduğu için Steve'i tutukluyorlar. Polisler bu bilgilerin yeterli olduğunu düşünmüşler. Steve'in sorgulandığı sıralarda eş zamanlı olarak evi ve iş yeri aranıyor. Evinde mermi kovanlarını tekrar doldurmak için kullandığı bir pres makinesi var. Ve makinenin mermilerde bıraktığı iz, cinayet mahallinde bulunan mermilerdeki ize çok benziyor. O gün kullandığını söylediği beyaz Golf'ü otoparkta bulamıyorlar. Neredeymiş biliyor musunuz? Crime Watch programından bir gün sonra modifiye etmesi için tamirciye varmış. Arabayı buluyorlar ve arabanın içerisinde bir telefon var. O telefondan Harry'nin evine bir arama yapıldığını görüyorlar. Hem de olay günü saat 8.10'da. Polisler araştırma yaparken bir bankanın müdürü güvenlik kamerası kayıtlarını vermişti ya onlara. O kayıtlarda beyaz Golf araştırıyorlar. Ve buluyorlar da. Ama Steve'in söylediği gibi saat 8.20'de değil tam 8'de gitmiş. Ve söylediği gibi 8.40'da geri dönmemiş, 9'u 10 geçe geri dönmüş. Bir de aslında bütün bu bilgiler dışında polisin Steve'den şüphelenmesinin bir başka nedeni Steve'in finansal durumu. Steve finansal açıdan çok kötü durumda. Kendi giderleri için müşterilerinin ödemelerini kullanıyor. Daha da yapması gereken bir sürü ödeme var ama parası yok. Batmak üzere, hatta birkaç gün içinde batmak üzere. Ve tesadüfe bakın ki batmamak için yapması gereken ödemelerden birini olay günü saat 10.30'da yapıyor. Ödeme 6.000 poundluk bir çekle yapılmış. Evinden ve iş yerinden aldıkları belgelere baktıklarında o 6.000 poundluk çekin dekontunu buluyorlar. Dekonttaki bilgilere göre bu 6.000 poundun tamamı 20 poundluk banknotlarla yatırılmış, hem de cinayetlerden bir gün sonra. Hatırlarsanız bir komşusu Harry'ye 13.000 pound vermişti. Tamamı 20 poundluk banknotlardan oluşuyordu. Harcamamıştı, hiçbir yere yatırmamıştı ama parayı evde bulamamışlardı. Steve parayı çaldığı için evde bulamadıklarını düşünüyorlar. Steve'e bu parayı nereden bulduğunu soruyor polisler.
O da evde 6000 poundluk bir birikimim vardı. Bir süredir bekletiyordum, onunla yaptım ödemeyi diyor. Ama bunu yapabilmesinin imkanı yok. Para biriktirebilecek bir durumda değil. 100 bin pound'dan fazla borcu var. Ödemelere yetişebilmek için birçok arkadaşına ve müşterisine bana borç verebilir misin demiş. Bu soruyu sorduğu insanların bir listesini yapmış ve isimlerinin karşısına verdikleri cevabı yazmış. Steve'in mahkemesi 94 Şubat'ta başlıyor. Mahkemede yepyeni bir versiyon anlatıyor Steve. Şöyle, o sabah 8:10'da ben geldim ama siz hala uyuyorsunuz herhalde. Çünkü perdeleriniz kapalı demek için Harry'i aradım. Harry, şimdi uyandım biraz bekle cevabını verdi. Bir süre arabada bekledim. Bir perde açılınca gidip kapıyı çaldım ama açan olmadı. Arka kapıya yöneldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. Harry yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettiğimde nabzının atmadığını gördüm. Sonra yanındaki mermi kovanını fark ettim. 32 kalibreydi. Benim de eskiden 32 kalibre bir tabancam vardı ama onu Harry'ye satmıştım. Bana kendini koruyabilmek için bir silah satın almak istediğini söylemişti. Ben de bendeki silahlardan birini ona sattım. Hayatta olmadığını fark edince de panikledim ve kaçtım. Dışarıdayken dönüp eve baktığımda üst katın penceresinde bir adam olduğunu gördüm. Tam 999'u arayacakken Harry'nin benim ona yasal olmayan yollarla sattığım silahla vurulduğu geldi aklıma. Bu suç benim üzerime kalabilirdi. Sessiz kalmaya karar verdim. İlerleyen zamanlarda ismini vermeyen bir adam ofisimi arayıp beni ve ailemi tehdit etti. Yalan söylemek zorunda kaldım. 4 hafta süren duruşmalardan sonra jüri kendi arasında bir karar veriyor ve bir gün sonra kararlarını açıklıyorlar. Steve 2 cinayetten de suçlu bulunuyor ve 2 müebbet hapis cezası alıyor. Ama gitmedi. Davanın sonuçlanmasından haftalar sonra jüri üyelerinden biri, 24 yaşındaki Adrian, onu uzun zamandır rahatsız eden bir bilgiden bahsediyor. İddia ettiğine göre jüri kararının verildiği gün bütün jüri üyeleri otele dönmüşler. Aynı otelde kalıyor hepsi. Akşam da yemek yemişler, içki içmişler, muhabbet etmişler. Bu muhabbette jüri üyelerinden biri daha önce katıldığı bir seanstan bahsetmiş. Ruh çağırma seansından. Biraz ruh çağırma konusundan bahsetmişler, deneyimlerini paylaşmışlar. Saat 11 olduğunda da herkes odasına çekilmiş. Böyle bir kural var. Saat 11 olduğunda herkes odasına gitmek zorunda. Bu kurala rağmen yemekte konuştukları konunun etkisinden kurtulamayan 4 jüri üyesi, bir erkek ve 3 kadın, içlerinden birinin odasında buluşuyorlar. Kağıtlara yazılar yazarak bir cadı tahtası yapıyorlar. Üzerine de bir kadeh koyuyorlar ve sonra ruh çağırma seansı başlıyor. Ey ruh geldin mi diye soruyorlar. Bardak evet kelimesine doğru ilerliyor. Kim olduğunu soruyorlar. Bardak harflerin üzerinde geziyor. Harry. Seni kim öldürdü diye soruyorlar. Bardak yine harflerin üzerinde geziyor. Steve Young. Son olarak da peki sence ne yapmalıyız diye soruyorlar. Yine harflerin üzeri. Yarın onu suçlu bulun. Kadınlardan 2 tanesi ağlamaya başlayınca seansı sonlandırıyorlar ve herkes odasına geçiyor. Bir sonraki sabah kahvaltıda da bu konudan bahsediyorlar. Bu olayları açıklayan kişi, 24 yaşındaki Adrian kahvaltıda duyuyor her şeyi. Kahvaltıdan sonra da gidip Steve'i suçlu bulduklarını bildiriyorlar. Steve'in suçlu bulunmasında seansın etkisi var mıydı yok muydu bu tam olarak bilinmiyor. Ama etkisinin olması ihtimali bile Adrian'ı çok rahatsız etmiş. Mahkemenin sonuçlanmasından 4 hafta sonra hakime isimsiz bir mektup yazarak her şeyi itiraf etmiş. Hakime isimsiz bir mektup yazarak her şeyi itiraf ettikten sonra da gidip gazetecilerle konuşmuş. İsmini vererek. Tahmin edebileceğiniz gibi bir anda viral oluyor bu haber. Ruh çağırma seansını gerçekleştiren 4 jüri üyesi bunun ciddi bir şey olmadığını, sadece eğlence amaçlı olduğunu, kararlarını etkilemediğini söylüyor. Ama tabii ki bunu kanıtlamanın bir yolu yok. Bunu kanıtlamanın bir yolunun olmaması Steve'in avukatlarının çok işine yarıyor. Hemen temize gidiyorlar, mahkeme süreci yeniden başlıyor. Bu çok üzücü bir şey çünkü aileler tekrar aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyorlar. Steve yine masum olduğunu iddia ediyor. Masum olduğunu iddia etmesi şu demek. Suçlu bulunsa bile ortada itiraf olmadığı için tam olarak ne yaşandı, neden yaşandı bilemiyoruz. Tahmin edebiliyoruz sadece. Benim birazdan yapacağım gibi. Steve ikinci mahkemenin sonucunda yine suçlu bulunuyor ve yine 2 müebbet hapis cezası alıyor. Mahkemenin sonucu değişmiyor yani. Şimdi benim teorim şu şekilde. Steve insanlardan borç istiyordu ve hepsine not alıyordu ya. Bu bir sürü kişiye bana borç verebilir misin diye sorması demek.
Bence içlerinden biri Harry'de nakit olduğunu, ondan isteyebileceğini söyledi. Çünkü dedim ya, Harry cebinde 4.000 varken 40.000 var diyor. Borç verecek parası olduğunu düşünmüş olabilirler. Bence Steve o yüzden bir gün önce arayıp yarın buluşabilir miyiz dedi. Buluştuklarında borç isteyecekti. Sabah da evlerine gitti. Harry'den borç istedi. Batmak üzere olduğundan bahsetti. Ama Harry ona yardımcı olamayacağını söyledi. Çünkü yüksek ihtimalle Steve'in düşündüğü kadar çok parası yoktu. Steve de parası olduğu halde bana borç vermiyor, bana yalan söylüyor diye sinirlendi ve Harry'i öldürdü. Sonra arkada tanık bırakmamak için Nicky'yi de öldürdü. Evde parayı aradı. Düşündüğünden çok 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 daha az bir miktar olmasına rağmen parayı buldu, aldı ve kaçtı. Yani bence 6.000 pound yüzünden öldürmedi. Bence çok yüksek bir miktar olduğunu düşünüyordu. Bu benim teorim. Sizinkileri duymayı çok isterim. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Evde o kadar çok ses var ki şu an. Bak, susuyorum, dinleyin. Çünkü bayram. Bayramınız kutlu olsun.